Merhaba arkadaşlar. Bugün kovan aktarması yapacağım. Biliyorsunuz Kafkas arı almıştım ben. Kafkas kırması arı. Dün kovanı arılama getirdim. Kovanımız bu. Diğerlerinden biraz farklı görüyorsunuz. Benim kovanlar beyaz. Alıp geldiğim kovan siyah biraz. Şimdi arkadaşlar bu kovanı kaldıracağım. Yerine kendi kovanımı koyacağım. Yalnız şöyle bir durum var. Tarlacı arılar şaşırmasın diye de yan tarafa çıta bıraktım. Ön tarafına doğru da bir taş bıraktım. Ve yanındaki beyaz taşımız büyük. Bu 3 tane taştan ve tahtadan yönünü bulması konusunda kolaylık sağlayacaktır. Yani çünkü siyah renge ön tarafı da siyah. Göstereyim. Yani şimdi arı buradan uçup geldiği zaman direkt siyah kovanı hedefliyor. Ama kovanımızı değiştirince beyaz olacak. Belki orada bir hafif şaşırma olabilir. Sağ mıydı, sol muydu diye. Çünkü istediği rengi göremeyeceği için, bulamayacağı için. O yüzden bu taşları ve tahta çıtamızı koydum. Şimdi aktarmamızı yapalım. Şimdi kovanımızı alayım buradan. Evet, tutacak yer olmayınca kaldırması da zor oldu. Hemen kovanımızı koyuyoruz. Orhan ağzı açık, bakıyorum açık. Evet, hemen kovanımı koydum. Yerine boş olanı. Takipçi arkadaşlarımdan bir tanesi bu strafor kovanı arının yemediğini söyledi. Arılarımızda bu straforu deniyorum. Eğer yemezse size tavsiye edeceğim. Duman verebilirsin. Tamam. Şimdi bak nasıl ne güzel propolisi var ha. Şimdi bunu biraz silkeleyelim. Bunu isterseniz sol tarafa da koyabilirsiniz. Sağa da nasıl çalışıyorsanız öyle. Burada dikkat etmeniz gereken sırayı bozmamanız. Yani depomuz buradan başlıyor. Eğer soldan çalışıyorsanız önce bunu sola yapacaksınız ki sıra bozulmasın. Eğer sağdan başlıyorsanız o zaman da aynen olduğu gibi koyabilirsiniz. Biliyorsunuz iki tane saf petek koymuştuk. Kabartmışlar. Hatta bir öncekine belki yumurta atmışlardır. Dediğim gibi sırayı bozmadan. Evet. Bak bu uzun çıta görüyor musun? Olmadı. Arkadaşlar sıkıntıyı gördünüz mü? Bakın benimkisi 22'lik olduğu için çıta uymadı. Bazen böyle oluyor. Arı alırken çıtanın ebadını mutlaka sorun. Evet, güzel kabartmışlar. Bakın şuralardan kesmişlerdi. Oraları da tamir etmişler. Günlük yavruyu da komple atmış, evet. Şuralara günlük yavru atmış hep komple. Şöyle yapayım bakalım. Nerede? Gözüküyor abi. Evet. Günlük yavrular atmışlar. Sırayı bozmuyoruz. Demirle ben kullanırken şöyle hafiften sıkmadan önce. Bakıyorum. Burası da günlük.
Günlük ve larva. Kapalı günlük. Kömürümüzde sönmek denir herhalde. Evet. Annen de görmedim. Günlük kapalı larva var. Polenimiz var. Yavrularımız güzel. Son kısmı kapanıyorlar ya. Orayı ez bir şey yapmayalım diye. Sırayı bozmuyoruz dediğim gibi. Anarıyı görebildin mi abi? Ben şöyle, yok bakmadım hiç anarıya ya. Arkadaşlar şöyle kontrol ediyorum. Hani var ovasını, herhangi bir sıkıntısı var mı diye yavrulara bakıyorum. Yok. Balı var. Yavrusu var. Gayet güzel. Erkek gözlerimiz var. Pek anarıya dikkat etmedim ben. Günlükler var ya. Peki bu çıtaları ne yapacaksın abi, şey uzun olanları? Keseceğim artık. Bu testereyle. Ufak testereler var. Onlarla güzelce bir uç kısımlarından alacağım. Alt tarafa propolis yapmışlar. Bak görüyorum, şuralara propolis yapıştırmışlar. Nereden baksan 3-4 kilo bal var arkadaş. Evet, balı poleni güzel. Bu deponun olması iyi. Bak işte de buraya tam oldu. Bu kesmeyi bugün mü yapacaksın abi, yoksa birkaç gün sonra mı? Ağzını kapatıyorum, şöyle kenara alıyorum abi. Neyi? Yok, bugün değil. Bugün hava biraz kötü. O yüzden havanın güzel olduğu bir gün. Şuralardan alıp şey alacağım. Kapağı kapattığın zaman sıkıntı olmaz mı? İşte olabilir, hafiften olacak mutlaka ama naylon olduğu için şey yapacaktır ya, aradaki şeyi kapatır naylon. Evet, rahatsız ettik, kusura bakmayın. Taşımız. Bu taşımı aynı şekilde ön tarafa koyuyorum. En azından yön bulmalarında belki faydası olabilir. Çıtamızı ellemiyorum. Diğer taşı da ellemiyoruz. Arkadaşlar biraz önce kovanımızı aktarmıştık. Yaklaşık bir saat oluyor. Bir şey dikkatimi çekti. Bakın, kovana şu anda giren arı yok. Daha önceki kovanımızın girişi alttaydı. Alttaydı. Bakın, gelen arı aşağı doğru geliyor ama sonra girişi bulamıyor. Ve sola ya da sağa doğru gidiyorlar. Bakın şunlar, burada dolaşanlar, bakın gittiler başka yere. Yukarı çıkmadılar. Hemen yandaki kovana giriyorlar. Burada dolaşıyor arılar. Biraz daha yukarı çıkıp deliği bulmuyorlar ama ne yapıyorlar? Hemen sola kayıyorlar. Yani demek istediğim, siz bu şekilde aktarma yaparsanız bu yanlışı yapmayın. Yani kovan deliğinin girişte aynı seviyede olursa daha iyi olur. Zararı var mı bana? Şu anda zararı yok çünkü
dışarıdan gelen arı dolu geldiği için yan tarafa giriyor. Herhangi bir sıkıntı yok yani. Onlar da benim kovanım. Kovan aktarması yaparken işte kovanın renginin aynı olması çok önemli. Koydum kovanın hem rengi beyaz hem de giriş deliği şu anda yukarıda kaldı. Tarlacı arı geldiği zaman bakın aşağı tarafta geliyor. Ama sonra sağa ya da sola gidiyorlar. Normalde şuraya gelmesi gerekiyor. Benim önceki kovanın giriş deliği burada olduğu için arı buraya geliyor. Ama buradan böyle çıkıp şuraya çıkmak yerine böyle sağa sola gidiyor. Bir seçeneğimiz daha var arkadaşlar. Bu kovanı buraya koymak yerine eğer şurada tek başına diğer kovanlardan uzak mesela şöyle göstereyim. Böyle tek başına koysaydık kovanımızı rengi yeşil de olsa kırmızı da olsa siyah da olsa fark etmez. Arı geldiği zaman etrafta başka kovan olmayınca direkt kovanımıza girerdi. Ben düzeni bozmamak için kovanların arasına koydum. Aklıma gelmişti aslında başka bir yere koyayım diye ama sonra dedim ki nasılsa kovanlar benim kovanlarım. Öbürlerine girse de bir şey fark etmez.